Ziyad bin Haris Es-Suddai'nin kavmine bir mektup göndermesi. Ziyad bin Haris Es-Suddai şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e vardım ve ona İslam üzere biat ettim. O sırada bana Hazreti Peygamber'in bir grup askeri kavmim olan Suddai'ye gönderdiği haberi verildi. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, askeri geri çevir. Ben kavmimin Müslüman olacağına ve sana itaat edeceklerine kefilim, dedim. Hazreti Peygamber, o halde git, onları geri çevir, dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, benim devem yorgundur, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir başkasını yollayarak onları geri çevirdi. Bunun üzerine ben kavmime bir mektup yazdım. Onlardan bir heyet Müslüman olduklarını müjdelemek üzere Medine'ye geldi. Hazreti Peygamber bana, ey Suddalı kardeş, muhakkak sen kavmi içinde itaat edilen bir kişisin, dedi. Bense, hayır, onları İslam'a hidayet eden Allah'tır, dedim. Hazreti Peygamber, seni onlara emir tayin edeyim mi, diye sorunca, evet, ediniz ey Allah'ın Resulü, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bana emir olduğuma dair bir yazı verdi. Ey Allah'ın Resulü, bana sadakalarından da bir şeyler vermelerini emret, dedim. Hazreti Peygamber, tamam, dedi ve bu hususta bana ikinci bir yazı daha verdi. Bu hadise, Hazreti Peygamber'in bir seferi sırasında cereyan ediyordu. Hazreti Peygamber bir yerde konakladı. Ora halkı, Hazreti Peygamber'e gelerek valilerini şikayet edip şöyle dediler. Bizi cahiliye döneminde bizimle kendi kavmi arasında geçen bir olaydan dolayı cezalandırdı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, vali bunları gerçekten yaptı mı diye sordu. Evet dediler. O zaman Hazreti Peygamber benim de içlerinde bulunduğum ashabına dönerek mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine büyük bir sıkıntıya düştüm. Bu arada bir kişi gelerek Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, bana bir şeyler ver, dedi. Hazreti Peygamber, kim ihtiyacı olmadığı halde dilenirse, bu onun başında bir ağrı, karnında bir hastalıktır, deyince, o şahıs, öyleyse bana zekattan ver, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Allah zekat hususunda, kendisi hüküm vermiş ve ne peygamberin ve ne de diğerlerinin hükmüne razı olmamıştır. Kendilerine zekat verilecek olanları 8 kısma ayırmıştır. Eğer bu kısımlardan birine giriyorsan, sana da zekat veririz buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu sözüyle de kalbime ikinci bir tereddüt saplandı. Çünkü ben de zengindim ve Hazreti Peygamber'den kavmimin zekatından bir şeyler istemiştim. Hazreti Peygamber, namazı kıldırdıktan sonra bana vermiş olduğu iki yazıyı alıp, Hazreti Peygamber'e götürdüm ve şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, beni bu iki vazifeden de affet. Hazreti Peygamber, niçin böyle söylüyorsun, dedi. Şöyle cevaplandırdım. Ey Allah'ın Resulü, seni dinledim. Mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur, buyurdunuz. Ben de Allah ve Resulüne iman etmiş birisiyim. Diğer taraftan da kim ihtiyacı olmadığı halde dilenirse bu onun başında bir ağrı, karnında bir hastalıktır dediniz. Ben senden kavmimin sadakalarından bir parça istediğim zaman zengindim. Bu sözlerimi dinleyen Hazreti Peygamber, bu böyledir. İster kabul et, ister bırak buyurdular. Ben de ey Allah'ın Resulü, bırakıyorum dedim. Hazreti Peygamber, o halde bana bu gelenlerin içinden bir kişi göster ki onu kendilerine emir yapayım dedi. Ben de ona elçiler arasında birisini gösterdim. Hazreti Peygamber de onu onlar üzerine emir olarak atadı. Bücehir bin Züheyr bin Ebi Sülman'ın kardeşi Kâb'a mektup yazması. Züheyr'in oğulları olan Kâb'la Bücehir, Ebrakul Azzaf denilen suyun yanında konakladılar. Bücehir, kardeşi Kâb'a, sen burada bekle, ben şu kişiye, Hazreti Peygamber'e varayım ve onun dediklerini bir dinleyeyim, dedi. Kâb orada bekledi.
Bücehir'de Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı anlattı. O da Müslüman oldu. Bunu duyan Ka'b şu şiiri söyledi. Dikkat ediniz. Siz ikiniz benim şu mektubumu Bücehir'e götürünüz. Acaba o kişi sana neler söyledi? Ey başkalarının azabıyla azap olmasıca. Seni öyle bir şeyle ahlaklandırdı ki ne anneni ve ne babanı o ahlak üzerine görmedi. Hiçbir kardeşin de o ahlak üzerinde bulunmuyordu. Ebu Bekir sana insanı aldatan bir kadehten içirdi. O sana kendisinin emredildiği o kadehten iki kez içirdi. Bu şiirler kulağına gittiğinde Hazreti Peygamber onun kanını helal saydı ve kim Ka'b'a rastlarsa onu öldürsün buyurdular. Bücehir bu durumu kardeşine yazdı ve şöyle dedi. Hazreti Peygamber senin kanını helal saymıştır. Zannetmiyorum ama kurtulabilirsen kurtul. Daha sonra Bücehir bir de şu mektubu yazdı. Şunu bil ki bir kimse gelir Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şahitlik ederse Hazreti Peygamber onun bu şahitliğini kabul eder. Mektubum eline geçtiğinde Müslüman ol ve gel. Mektubu okuyan Ka'b, Hazreti Peygamber'i öven meşhur kasidesini yazdı ve Medine'ye gelerek devesini Hazreti Peygamber'in mescidinin önüne bağladı ve sonra mescide girdi. Hazreti Peygamber ashabının ortasında oturuyordu. Hazreti Peygamber tıpkı bir yemek sofrasındaki yemek kabı gibi ortada durmuş, sahabelerse onun etrafını halka şeklinde çevirmişlerdi. O bazen bir gruba bakıp onlarla konuşuyor, bazen de bir diğer gruba dönüp onlarla konuşuyordu. Bundan sonrasını Ka'b bin Züheyr'den dinleyelim. Devemi mescidin kapısına bağladım, içeriye girdim. Hazreti Peygamber'i sıfatlarıyla tanıdım. Cemaati yara yara varıp Hazreti Peygamber'in yanına oturdum ve Müslüman olarak şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de Allah'ın Resulüsün. Ey Allah'ın Resulü, bana emniyet ver, eman ver dedim. Hazreti Peygamber, sen kimsin deyince ben Ka'b bin Züheyr'im dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, onları söyleyen sen misin? Dedikten sonra Ebu Bekir Sıddık'a dönüp baktı ve Ka'b nasıl demişti diye sordu. Ebu Bekir, daha önce söylemiş olduğum şiirimin son satırını okudu. Ebu Bekir, sana insanı aldatan bir kadehten içirdi. O sana kendisinin emredildiği o kadehten iki kez içirdi. Ebu Bekir bunları okuduktan sonra ben Hazreti Peygamber'e, ''Ey Allah'ın Resulü, ben böyle söylemedim.'' dedim. ''Peki sen nasıl söyledin?'' buyurdular. ''Ebu Bekir kandırıcı bir kadehten sana içirdi. Sana birinci ve ikinci defalarda kana kana içirdi demiştim.'' dedim. Bunu söylediğimde Hazreti Peygamber, ''Allah'a and içerim ki o memundur yani emindir.'' buyurdular. Sonra Hazreti Peygamber bana kendisi hakkında yazmış olduğum kasidemi baştan sona okuttu. Hazreti Peygamber Ka'b bin Züheyr'e Medine'deki mescidinde Banet Suat kasidesini okuttu. Ka'b, muhakkak peygamber bir kılıçtır ki onunla insan nurlanır. O, Allah'ın Kureyş kabilesi içinden çıkarmış olduğu kınından çekilmiş keskin bir kılıcıdır. O cemaatin sözcüsü de Müslüman olduktan sonra artık buradan ayrılınız sözlerini söylerken Hazreti Peygamber onu dinlemelerini söylemek maksadıyla elleriyle işaret ediyordu. Bücehir bin Züheyr, kardeşi Ka'b bin Züheyr bin Ebi Sülma'ya bir mektup yazdı. Bunda onu korkutuyor, İslam'a davet ediyor ve şu şiirleri yazıyordu. Bu mektubumu Ka'b'a kim tebliğ edecektir? Acaba batıl diye kınadığın davaya gelmez misin? Çünkü o daha kuvvetlidir. Bir olan Allah'a gel, Lat ve Uzay'a değil. Müslüman olduğun zaman kurtulur ve sağlam kalırsın. Bir gün gelecektir ki hiç kimse ateşten yakasını sıyıramayacaktır.
Bu ateşten ancak kalbi temiz ve kendisi Müslüman olanlar kurtulacaktır. Züheyr'in dinine gelince, onun dini bir hiçtir ve batıldır. Ebu Sülman'ın dini bana sonsuza dek haramdır. Halid bin Velid'in Fars halkına mektup yazması. Halid bin Velid, Fars halkına bir mektup yazarak onları İslam'a davet etti. Mektupta şunlar yazıyordu: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mektup Halid bin Velid'den Rüstem, Mehran ve Fars halkı ordusunadır. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bunlardan sonra biz sizi İslam'a davet ediyoruz. Eğer İslam'a girmek istemezseniz, zelil kimseler olarak bize haraç veriniz. Eğer bunu da yapmayacak olursanız, bizim öyle bir ordumuz vardır ki, siz içkiyi nasıl seviyorsanız, onlar da Allah yolunda şehit olmayı, öldürülmeyi seviyorlar. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Halid bin Velid'in Medayin halkına mektup göndermesi. Beni Bukayla kabilesi, Halid bin Velid'in Medayin halkına gönderdiği mektubu okuyunca şaşırıp kaldılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Bu olay hicretin 12. yılında olmuştur. Halid bin Velid'den Fars halkının kumandanlarına: Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bunlardan sonra saltanatınızı elinizden alıp, birliğinizi paramparça eden Allah'a hamdolsun. O sizin hilenizi etkisiz kıldı. Şunu da biliniz ki, kim bizim namazımızı kılıp kıblemize yönelir ve kestiğimizden de yerse, o Müslümandır ve bizim için geçerli olan her şey onlar için de geçerlidir. Bunlardan sonra bu mektubum size geldiğinde rehinelerinizi gönderiniz ve benimle zimmet akdi yapınız. Aksi takdirde kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, üzerinize sizin hayatı sevdiğiniz gibi ölümü seven bir kavim göndereceğim. Halid bin Velid'in Hürmüz'e mektup göndermesi. Halid bin Velid, Yemame'deki Ezazibe Ebi Ezziyazibe üzerine yürümeden önce, o sıralarda Fars hudutlarını koruyan orduların kumandanı olan Hürmüz'e şu mektubu yazdı: Müslüman ol, kurtul veya kendin ve kavmin için zimmet akdi yap ve haraç vermeyi kabul et. Aksi takdirde ancak kendi nefsini kınayabilirsin. Yani suç senindir. Ben üzerinize sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir kavimle geliyorum. Halid, Irak arazisinin bir kısmını zapt ettikten sonra Hira halkından bir kişiyi çağırdı. Onunla Medayin'de bulunan Farslılara bir mektup gönderdi. Onlar oraya Erdeşir'i öldürme hususunda yardımlaşmak için değişik yerlerden gelmişlerdi. Onlar Behmen Cazevey'i Bühresir'e öncü olarak göndermişlerdi. Behmen Cazevey'in yanında Ezazibe isminde kendisine benzeyen birisi de vardı. Saluba da bir kişiyi çağırdı ve ona iki mektup verdi. Bunların biri ileri gelenlere, diğeri ise halkaydı. Halka yollanacak olan mektup Hireli bir kişiyle gönderildi. Diğeri ise Nebatlı biriyle yollandı. Halid, Hire halkından olan elçiye, ''İsmin nedir?'' diye sordu. Elçi, ''İsmim Mürre'dir.'' dedi. Halid, ''Şu mektubu al, Fars halkına götür. Kim bilir, belki Allah onların yaşantılarını acı kılar ya da Müslüman olarak Allah'ın hükmüne dönüş yaparlar.'' dedi. Halid, Saluba'nın bulduğu elçiye de ''Adın nedir?'' diye sordu. O da ''Adım Hiskil'dir.'' dedi. Hazreti Halid, ''Şu mektubu al, ey Rabbim, onların canlarını al.'' diye beddua etti. İşte mektuplar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Velid oğlu Halid'den Fars liderlerine. Bunlardan sonra Allah'a hamdolsun ki o sizin düzeninizi çözüp hilelerinizi gevşetti. İttifakınızı bozdu. Şayet Allah Teala bunu yapmamış olsaydı hakkınızda daha kötü olurdu. Gelin bizim dinimize girin. O zaman sizi topraklarınızda serbest bırakır, başkalarının topraklarına gideriz. Aksi takdirde siz istemeseniz de bu olacaktır. Hem öyle bir kavmin eliyle olacaktır ki
Sizin hayatı sevdiğiniz gibi onlar da ölümü severler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halid bin Velid'den Fars kumandanlarına. Bunlardan sonra Müslüman olunuz, kurtulunuz. Olmadığınız takdirde zimmet akdi yapınız ve cizye veriniz. Ya da üzerinize öyle bir orduyla gelirim ki, sizin şarap içmeyi sevdiğiniz gibi onlar da ölümü severler.